Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik ve bakiye üzerine videolar paylaşıyorum. Bugün size farklı bir video ile karşınızdayım. Bir küçük bir vlog videosu çekeceğim yapabilirsem, becerebilirsem. Ankara'ya gidiyoruz. Aslında ben biraz çekmiştim yolun başında ama farklı bir formatta çekmiştim. O yüzden tekrar çekmek zorunda kaldım. Yani bu ikinci açılış konuşması oluyor videonun. Şu an Bolu'yu geçtik. Bolu'da bir kısa mola verdik. Devam ediyoruz. Bir 150 kilometre kadar yolumuz kaldı. Bu arada size ara ara böyle manzarayı da gösteriyorum şu an. Bugün bulutlar çok güzel. Bulutları size göstermek istiyorum. Şöyle bir tek kullanımlık, yani iki kere de kullanılabilir bir el kremi var. Böyle küçük bir el kremi aldım yanıma. AirPods'um var. Şöyle koyayım. Onun dışında lip balm'ım var. Aslında bu bir lip balm değil. Bu bir dudak maskesi. Ama ben bunu zaman zaman dudak nemlendiricisi olarak da kullanıyorum. Sephora'nın. Daha önce size herhangi bir videoda göstermiştim diye hatırlıyorum. Bunun aynı zamanda vanilyalısı da var. Sephora indirimlerinde kaçırmamanız gereken ürünlerden biri. Laneige'in lip balm'ına çok benziyor bu arada. Onun maskesine çok benziyor. Farkı bu birazcık daha yapış yapış bir ürün. O daha kıvamlı, daha krem formunda. Bu biraz daha gloss'a yakın bir forma sahip. Aradaki farkı o şekilde açıklayabilirim size. Ne getirdim başka? Yanımda toka getirdim. Şöyle bir tokam var. Onun dışında şöyle bir tokam var. Bu tokayı çok seviyorum. Bir de bakalım. Yine şöyle tokalar almışım yanıma. Onun dışında da bir tane de küçük parfüm testeri var. Bu da Burberry'nin Her parfümü. Gereken bunu atmıştım çantaya. Ayrıca bir makyaj çantası aldım cilt bakım ürünlerim ve makyaj ürünlerim için. Onu da sizlerle gidince orada paylaşıyor olurum Ankara'da. Ama çok fazla makyaj malzemesi almadım. Pandos, Eyeshadows projemdeki ürünlerden aldım biraz. Onlarla isterseniz bir makyaj yaparız. Benim çantamdaki ürünler bunlar. Onun dışında kitap aldım yanıma. Kindle'ımı aldım. Film yükledim telefonuma. Böyle. Ama manzarayı seyretmekten çok fazla film seyretmedim zaten ama kitap okudum biraz. Şu an hala gidiyoruz. Tekrar güncellerim. Yolculuk devam ediyor. Thank you.
güncellemeyle geldim size. Ankara'ya geldik sayılır. Bir yarım saat yolumuz kaldı sadece. Yolculuk iyi geçti. Yani gayet sıkıntısızdı. Bir yerde mola verdik sadece. O da Bolu'da. Bolu'da Highway isimli tesiste bir kısa bir mola verdik. Yani kısa dediğimde yaklaşık bir saati buldu yine. Onun dışında başka bir mola vermeden geldik. Hava güzel olduğu için ve yollar çok kalabalık olmadığı için iyiydi gelişimiz. Dediğim gibi kısa kısa çekmeye çalıştım size ama ilk başta çektiklerimi maalesef yükleyemeyeceğim. Farklı bir formatta çekmişim çünkü. Ankara'da da eğer bir yerlere gidecek olursak, bir 3 günlüğüne falan geldik buraya. Eğer bir yerlere gidecek olursak orada da yine çekiyor olurum. Zaten kanala da yüklerim. Onun dışında yolda biraz kitap okudum, biraz film seyrettim. Bir filmim yarım kalmıştı, onu bitirdim. Mubi'den After Sun'ı izliyordum. Onu bitirdim. Son yarım saati kalmıştı filmin. Güzel bir filmdir. Özellikle son sahnesi biraz böyle etkiledi açıkçası beni. Eğer izlemediyseniz bir bakabilirsiniz After Sun'a. Onun dışında kamera çok sallanıyor çünkü yanımda tripod vesaire hiçbir şey getirmedim. Elimden telefonla çekiyorum. Böyle arkada da bayağı bir eşyalarımız var. Şimdi bu kadar. Biz Ankara'ya geldik. Ara ara yine çekiyor olacağım. Görüşürüz. Günaydın. Ankara sabahından günaydın. Biz geldik. Hoşdere tarafındayız bu arada. Şimdi güzel bir kahvaltı yaptık. Bugünkü planımız önce çıkıp bir Tunalı'yı gezeceğiz. Ardından da güzel bir yemek yiyeceğiz. Böyle akşam tabu oynadık. Çok eğlenceliydi. Bu akşam yine böyle kutu oyunları ve oyunlara devam edeceğiz. Şimdilik burada kesiyorum. Merhaba tekrar. Bu arada makyajımı yaptım. Dışarı çıkmadan önce oldukça hızlı bir makyaj yaptım. Böyle oldu. Işık umarım iyidir, iyi görünüyordur. Hemen size kullandığım ürünleri birazcık paylaşayım. Şöyle göstereyim. Bu Pandoz Eyeshadows projemdeki paletim bildiğiniz gibi. Bunda şu rengi kullandım. Aslında şu da yine benim projemdeki paletlerden biriydi. Burada hatırlarsanız kahverengi palet çıkmıştı. Hemen onu da size göstereceğim. Şöyle elimle açamıyorum biraz. Buradaki kahve tonlarındaki paleti kullandım. Yani şurada projemde çıkan farı kullandım tüm göz kapağıma. Sonrasında da şuradaki yeşil renkle üzerinden geçtim. Kremalık kullandım. Bu Show Your Joy'un 54 numarası pastelin. Bu Sephora allığı kullandım. Açabilirsem size göstereyim. Şöyle. Bu iki rengi karıştırarak kullandım bu arada. Bu bana Sephora'nın çok eski bir doğum günü hediyesi bu arada. Çok severek kullandığım bir allık. Cilt makyajımda bu Bare Minerals'ın ürünü kullandım. Böyle genel anlamda kullandığım makyaj ürünleri bunlardı. Devamını, detayını ayrı bir video olarak tatilde getirdiğim, yanımda getirdiğim ürünler olarak göstereceğim. Burada yine takılarım. Yine sample ürünlerden getirdim kullanmak için. Ve buraya da cilt bakım ürünlerimin bir kısmını koydum.
İşte böyle. Şimdi biz hazırlandık ve dışarı çıkacağız. Dışarıda da birkaç tane yere çekerim belki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba. Şimdi Tunalı'ya geldik. Tunalı'da Bolulu Hasan Usta'dayız sanırım. Bir şey edeceğiz. Su kahvesi içeceğiz. Çocuklar da limonata içecekler. Ve böyle de pasta yiyecekler. Öyle söyleyeyim. Meclisteydik biz. Meclise gittik bugün. Biraz dolaştık. İçini gezdik. Ondan sonra bir şeyler yedik. Sonrasında da Tunalı'ya geldik. Buradan da Luna Park'a gideceğiz. Böyle keyifli bir gün geçiriyoruz. Hava gayet güzel, sıcak Ankara'da. Bugün sıcak ve güneşli bir gün. Öyle söyleyeyim şansımıza. Bir de pastamızı göstereyim. Şimdi biz artık pasta yiyeceğiz ve kahvelerimizi içeceğiz. Görüşürüz tekrar. Evet, herkese merhaba tekrar. Şimdi gece gece Luna Park'a geldik. Gençlik Parkı'ndayız size. İnanılmaz. Değişmiş tabii buraları. Ben çok yıllar önce gelmiştim. Şu an çok değişmiş. Luna Park'a doğru gidiyoruz. Şöyle göstereyim size. Evet, gerçekten çok değişmiş. Hiç yıllar önce gördüğüm gençlik parkına hiç benzemiyor. Öyle söyleyeyim. Güzel yapmışlar ama ben beğendim. Böyle oturma yerleri yapmışlar. Gayet değişiklik oldu bizim için de. Tunalı'da aslında ben birkaç yeri gezmek istiyordum ama sadece tatlı yiyip kahve içip oradan ayrıldık maalesef. Ben biraz oradaki kozmetik mağazalarını gezmek istiyordum. Ancak onu yapamadım. Yarın belki tekrar gidip dolaşırım. Özellikle Sephora'ya uğramak istiyordum. Evet, buradaki piskiyeler buraya ayrı bir hava katmış bence. Ve Luna Park'a geldik. Evet, sizi bilmiyorum ama ben bu gondollara hiç binemem. Kesinlikle bana göre değil. Evet. Ama gördüğünüz gibi çok dolu değil. Akşamın bu saatinde Luna Park'a gelen az sayıda insanlar bence. Biz biraz dolaşacağız. Çocukların Luna Park'ta bir şeylere bindireceğiz. Ve ondan sonra eve döneceğiz. Bugünümüz böyle geçti. Sonra tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, şimdi geldik Luna Park'a. Ezan okunuyor bu arada. İnanılmaz büyük bir dönme dolap var burada. Bu Avrupa'nın en büyük dönme dolaplarından biriymiş. Öyle dediler. Gerçekten bu kadar büyük bir dönme dolap daha önce görmemiştim. Bayağı büyük. Bayağı güzel görünüyor. Biraz ürkütücü bence. Hiç bana göre değil böyle adrenalin. Evet, size birazcık Luna Park'ı gezdireyim şöyle. Gecenin bu saatinde ışıl ışıl ama çok kalabalık değil. Biraz tenha gördüğünüz gibi. Buna benzer bir şey Paris'te de vardı. Eyfel Kulesi'ne yakın bir yerdeydi hatta. Böyle bir dönme dolap, küçük bir dönme dolap vardı. Evet, burada da biraz önce bahsettiğimiz gondolumuz.
bayağı büyük. Şimdi en yukarı çıkıyoruz. Evet, şimdi dönme dolaba bindik. Şöyle göstereyim size manzarayı. Bayağı karınca kadar var. Bir tur olsun, bir tur. Sadece bir tur olsun. Hani dikkat et, telefonumdan bir şey olsun. Tamam. Şu an en yüksek bir yerden aşağı. Evet, şu an tekrar iniyoruz. Bir tur yapalım bunu, biz çok yüksek. Evet, Ankara manzarası bu şekilde. Aşağısı da şöyle görünüyor. Herkese merhaba tekrar. Böyle ayrı ayrı çekiyorum, bilmiyorum bu vlog nasıl oluyor ama şu an Ankara'daki 3. ya da 4. günümüz. Şimdi hazırlandık. Aslında dün akşam bowling'e gittik ama yer bulamadık. O yüzden biraz oyalandık. Panoro AVM diye bir AVM var, oraya gitmiştik. Bugün yine bir bowling'e gideceğiz ama onun öncesinde biz okula uğramak istedik. Üniversitemize. Şimdi yola çıktık. Eskişehir yolunda okulumuz bizim. Hacettepe Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz. Beytepe kampüsüne gideceğiz. Biraz okulu gezeceğiz. Yıllar oldu gitmeyeli. Öyle. Ondan sonra da tekrar arkadaşlarımızla buluşacağız. Aileyle buluşacağız. Ve güzel bir akşam geçirmeyi planlıyoruz. Yarın cumartesi ve yarın yola çıkıyoruz. Artık İstanbul'a dönüş yolu. Pazartesi okullar açılıyor zaten. İşte böyle. Bugün yine böyle çok az bir makyaj yaptım. Çok kısa bir makyaj yaptım. Şöyle göstereyim size. Biraz renkli bir makyaj yaptım. Böyle sarılar, turuncular hakim bir makyaj yaptık. Şimdi okula doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Okulda yine görüşürüz. Evet, tekrar merhaba. Bugün okulu bayağı bir gezdik, dolaştık. Şu an kampüsteyiz. Size kampüsü göstereceğim. Bayağı kalabalık öğrenci grupları var. Nostalji yapıp yemekhanede yemek yedik. Yıllar önce yaptığımız gibi. Dolaştık. Bölümlerimizi ziyaret ettik. Orada akademisyen kadroda kalan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çok güzeldi. Çok güzel bir gündü. Bizim için çok büyük bir nostalji oldu. Böyle güzel bir gün geçirdik. Şimdi size kampüsü göstereyim. Böyle bayağı kalabalık. Şu an burası bankamatiklerin olduğu yer. Yıllarca şuradaki bankamatiklerden para çekmiştik. Bu tarafta kütüphane var. Şu yoldan kütüphaneye gidiliyor. Altında bir tane kafe açılmış. Burası yıllar önce küçücük bir büfeydi ve şu an kocaman bir kırtasiye. Ve böyle güzel heykeller var. Evet, burası Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü. Bizim yıllar önce okuduğumuz kampüs ve kaldığımız kampüs. Şimdi artık arabaya doğru yola çıkıyoruz. Tekrar geri döneceğiz. Burada bu kadar kalacağımızı düşünmüyorduk ama bayağı bir kaldık. Saatlerimiz geçti. İşte böyle. Yani Ankara gezimizin en güzel kısımlarından biri burasıydı, bugündü diyebilirim. Burayı da böyle kısa vloglamış oldum size. Yemekhanede de çekmeyi düşündüm ama kamerayı açmayı unutmuşum. Aslında birçok yerde kamerayı açmayı unutmuşum. O yüzden çekemedim. Işık vuruyor zannedersem. Evet. Şimdilik bu kadar. Ben artık bu vlogu sonlandırıyorum. Belki dönüşte kısa çekip eklerim. Onun dışında artık sonlandırıp muhtemelen kanala koyarım. Bir aksilik olmazsa. En son size Yıldız Amfi'yi de göstereyim.
Evet, burası da meşhur Yıldız Amfimiz. Burada benim dersim olmadı. Sadece bir toplantıya gelmiştim. Ama birçok bölümün derslerinin olduğu bir yer burası. Ve aynı şekilde burada da bölümlerin isimleri yazıyor. Evet, benim bölümümün ismi de burada yazıyor. Ve buradan da kütüphaneye gidiliyor tekrar. Ben şimdilik burada kapatıyorum kamerayı. Tekrar görüşürüz. Evet, merhaba tekrar. Artık sonuna geldik gezimizin. Şimdi dönüş yolundayız. Ankara'dan çıkmak üzereyiz. Şöyle size yolu göstereyim. Evet ve şu an Ankara'dan çıkıyoruz. 600 metre sonra Uçadan'ın solundan devam edin. Evet, şu an İstanbul Eskişehir yolundan sattık. Tatil bitti. Bugün cumartesi öğlen saatlerinde yola çıkabildik. Böyle gezimiz halde 2-3 günlük böyle güzel bir Ankara turu yapmış olduk. Buraya kadar video izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.